Bursa'da kıskançlık cinayeti yaşandı, arkadaşını öldürdü ve yaralı sevgilisine kabus yaşattı. Alzheimer hastası annesi ve sevgilisi Feo ile yaşayan adam, arkadaşı Recep Öyü eve çağırdı. Ancak sevgilisiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle eve gelen arkadaşına kurşun yağdırdı. Hocam cesedini önce çarşafa sonra da streçe sarmış, 7 kurşunla yaraladığı sevgilisine ise 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulunmuş bu kişi. Yaralıyken. Yaralıyken. Yani yedi kurşunla yaralamış kadını. Kadın önce ölü taklidi yapıyor. Hani bir şey yapmasın diye iki saat boyunca. Fakat sonra ölmediğini anlayınca kadına gerçekten kabus yaşatmış. Ee, eve komşular tarafından polis çağrılmış. Ancak kadına silah zoruyla bizde bir problem yok, evde bir problem yok dedirtmiş. Polis tekrar gidiyor ve kadına işkencesi bitmek bilmiyor. En sonunda kadın telefonu bir şekilde alıp annesine mesaj atıyor. Ben yaralıyım polislere haber verin diye. Öylelikle polisler geliyor eve. Gerçekten inanılır gibi değil İddiaya göre uyuşturucu madde etkisi altında olduğu söyleniyor bu kişinin. Korkunç bir şey gerçekten. Şimdi öncelikle ben konuya haftanın ilk haberi bu kötü bir şey ama uyarıcı bir nokta. KADES uygulamasını bütün kadınlar indirsinler. Gerçekten. Yani onu bunu aramanıza hiç gerek yok. Doğrudan doğruya KADES uygulaması indirilince en yakın polis size ulaşıyor. Evet bununla ilgili de bir kaçırılan bir hanımın KADES uygulaması ile kurtarıldığını görmüştük geçtiğimiz haftalarda. Evet yani haftalarda. bunu mutlaka söyledim unutmayayım diye. Şimdi özellikle şunu söylemeliyim ben. Kıskançlık dediğimiz şey iki türlüdür. İki türlü. Bunlardan birincisi şimdi iki türlü düşünce bozukluğu var daha doğrusu. Bunlardan birincisi e, Türkçesini Türkçeleştirmeye çalışıyorum kafamda da eski Türkçeyi. E, gayri e, mümkün, gayri e, varit. Gayri mümkün gayri varit Bu şu yani ne mümkündür Ne de böyle bir olay olmuştur hı hı. Ama siz buna inanırsınız ciddi biçimde olayı takip edersiniz ve olay size göre vardır ama böyle bir olay gerçekte yoktur Şimdi insanların birbirini aldattığı tarih boyunca vardır yani bu vaka mümkün olan ...ama gayri varittir. Yani olmamıştır. Olmamıştır böyle bir şey. Olmadığı halde... ...bir kişiyi cinsel sadakatsizliğiyle suçlayarak... ...o fikre sıkı sıkıya inanmak... ...ve bu fikirden verilen e, garantilere rağmen... ...bu fikri bir türlü terk etmemek... ...bir hastalıktır. İki türlüdür bu. A... Bir, tek başına paranoid bozukluk dediğimiz, şüpheci rahatsızlık dediğimiz bir şey. Yani e, paranoid bozukluğunda pek çok alt çeşidi var. B, şizofreninin paranoid kısmı. Şizofreninde de önceleri paranoid olarak başlayabilir. Hı hı. İki, e, kendiliğinden de bir şekilde tek başına olabilir. Adam normalde işini gücünü takip ederken sadece ve sadece... Bu fikri bozulur ve şizofrenin diğer belirtileri yoktur. Ee, şimdi bir de dedim ya başlı iki aylar diye bir hiçbir kimyasal etki olmadan beynin kendi kimyasal yapısındaki ama genetik ama başka türlü sebeplerle özellikle genç yıllarda başlayan 19 yaşından 20 yaşından sonra başlayan 40 yaşına kadar giderek artan ve doruk yapan bir tablo olabilir. Bir de bir yabancı kullanılmaması gereken uyuşturucu yani uyuşturucu falan lafı e, halk arasından kullanıldığı için söylüyorum. Hı hı. Aslında yanlış. Bu maddelerin hiçbirisi uyarı, uyuşturucu değil. Uyuşturucu değil. Yani ta ötelerden beri ben konferanslarımda falan verirken bu yalnızlığı söylerdim ama gerekli makama da ilettim. E, Derler ki bu çok zor, kanunlardaki değişiklik lazım. Bir şey diyemedik yani e, sonuçta. Hiçbirisi uyuşturucu değil, bağımlılık yapan maddeler bunlar. Hı hı. Yasak, hukuksuz, ceza gerektiren, taşınması, içilmesi, kullanılması, ticareti satışı yasak olan bugünlerde organize suç örgütleri diye ortaya konulmaya çalışılan, te örgütlerin e, insanları zehirlemekte kullandığı maddeleri e, kullanmak. Bunlar içerisinde hemen hemen hepsi buna benzer şeyler yaratırlar. Ee, örnek olarak söyleyeyim, yani maddenin adını da vermek istemiyorum ama, o işte ot oh, ne olacak falan dedikleri şey, ot Her şey ot İlaçlar da ot her şey yapılıyor. yani her şey ot yani e, Amerika'da Kolombiya'da yapılanı da ot ağaçlardan elde ediliyor öbürü de e, burada e, yani elde ediliyor değil mi e, şey o kadar basit o, değil e, yani o kadar basit değil ot dediğin şey içinde kimyasal madde barındırıyor o ot denilen madde'nin yüzde doksan dokuzu Zararlı olanları. Yüzde biri daha 400'e yakın çeşit var onun içerisinde. Anlatabildim mi? İnsan hocam peki şeyi soracağım. Çok özür dilerim lafınızı böldüm ama bu kadar soğukkanlı olabilir mi bir insan normalde? Yani öldürüp cesedi sarıp bir de kokusuyla aynı evde yaralı bir kadına cinsel saldırıda bulunmak. Yani bu maddenin etkisiyle mi bu kadar cesur olabiliyor bu insanlar? Şimdi e, maddenin direk etkisi başka bir şey. Hı hı. Yani madde alındığında ortaya çıkan e, etki, istenen etki yani o insandan istediği normalde istenmemesi gereken etki e, o belli bir eşiği açınca kalıcı bir değişikliğe dönüşüyor. Kalıcı bir değişiklik e, düşüncenin tamamen bozulmasını sağlıyor. Ve bu yıllar alıyor. Hı hı. Ve bir süre sonra beklediğinizde şizofreniye benzer bir tablo yaşıyor insanlar Şimdi bakın şunu söyleyeyim ben 100 tane o maddeden alınan bir örnekte hı hı. Bunun 40 tanesi bir e, psikoz dediğimiz böyle garip bir tablo yaşıyor Anlaşılsın diye söylüyorum bu lafı hiç sevmiyorum ama Akıl hastanesine yatma gereği duyulan haller 40 yüzde %60'ı da demotivasyon sendromu dediğimiz ertelemecilik. Aldırış etme, verdiği sözleri tutmama, aldığı borç paraları iade etmeme. Ne olacak yani sonra veririz deme. Tarzında bir düşünce bozukluğuna yol açıyor. Şimdi bu maddeleri kullananların zaten ikiye ayıralım onları. A, e, süperego dediğimiz toplumsal yargının yanlış, kanun açından suç bu, ben bunu yapmayayım demek yerine kırmızı ışıkta geçen insanlar gibi kanunu delmekten hoşlanan tipler, bir şey olmaz diyenler, risk alanlar, efendim söyleyeyim bir defa deneyenler, her bağımlılıkta bir ilk vardır. İlk olmadan bağımlılık yürümez ki Olmaz ki zaten Ne olacak bir defa kullandım yok kardeşim O bir defayla asla kalmaz O devam eder Şimdi burada oluşan şey Daha çok kişilik Ağır kişilik bozukluğu ile Bu madde kullanımının Birleştiği şiddetli bir tablo Dediğiniz şeyleri yapar Evet. Uzattım ama ne yapayım Yok estağfurullah Evet, ne yazık ki e... görevim bu olduğu için yaptım. Evet hocam. Yani inanılmaz inanılmaz. Yani detaylar kan dondurucu gerçekten. Bu arada hemen ne yapmalı etiketini hatırlatmayı unuttum. Onu hatırlatalım. Ne yapmalı etiketiyle sizler de sorularınızı bize iletebilirsiniz.